Dernek binamız değil. Dernek binası bizim için, tüm Bayburtlu hemşerilerimiz için çok önemli. Bu normal dernek binasından farklı Bayburt Kültür Merkezi olarak yapılıyor. Kaba inşaatı bitti. Bu konuda da hemşerilerimizin ciddi anlamda desteklerini bekliyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Diyeceksiniz nasıl Türkiye'de bir ilk? İşte İstanbul'da her ilçenin kendi kültür merkezleri var ama İstanbul'da bir Erzurum örneğin, bir Trabzon, bir Malatya veya bir Sakarya kültür merkezi yok. İstanbul'da kültür merkezi olan tek il olacağız inşallah. Bunu da Allah inşallah bizlere nasip edecek. İnşallah başkanım. Baksana oradan bakayım. Neyse. Hayırlısı olsun inşallah. Sizin ya, bizim mi var? Ya, biz de geleceğiz derneğe. Hayır, sizinkiler de yapsın kardeşim. Ne yapalım yani? Malatya, Malatya. Etkinlik duyuluyor olarak. Duyuluyor değil mi? Evet. Duyuluyor işte, değil mi? 18 Şubat'ta Trabzon'da başlayan evet. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü. 21 Şubat'ta Bayburt'ta. Ve farklı illerde ki hemşerilerimiz Şubat ve Mart ayı içerisinde kutluyorlar. Biz de Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günü Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümünü tüm hemşerilerimizin yoğun katılımlarıyla beraber inşallah kutlayacağız. O gün orada hemşerilerimizin o salonu ciddi anlamda doldurmalarını istiyoruz. Bu seneki etkinliğimiz farklı bir etkinlik. Bir sinevizyon gösterisi, folklor ekibi, sizin vereceğiniz Hüsnü Bayburtlu'nun konseri ve 10 tane tamamen profesyonel tiyatrocunun oynayacağı Ermeni mezalimini anlatan Düşman Yarası diye bazı zaman adrenalinin çok yukarıya çıktı. Evet, insanların heyecanlandı. Bazı zaman da gözyaşları döktü. Bir oyun olacak. Ben bunu tüm hemşerilerimiz, bay bayan hemşerilerimizin kaçırmamasını şimdiden öneriyorum. O gün de orayı doldurmalarını bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Bu arada da 3 Mart'ta da Avrupa yakasındaki derneğimizin Bağcılar Olimpik salonunda var. Evet. Yine aynı o coşkuyu hemşerilerimizin oraya da katılarak göstermeleri biz de bir Bayburt olarak memnuniyetle bizleri onurlandıracak. Teşekkür ederim başkanım. Yaklaştır başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş Alparslan Yerlikaya, İncili Köyü Dernek Başkanı, Marmara Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Öncelikle köylülerime, tüm Bayburtlulara selamlar söylüyorum. Yayınınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen hocama verelim. Herkese hayırlı akşamlar. İhsan Bayraktar, Aşağı Kırzı Köyü Dernek Başkanı. Aynı zamanda Marmara Bölgesi Bayburt Kültür Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Programımızda üstün başarılar diliyorum. Bütün Bayburtlara da buradan ekran başında izleyen herkese kucak dolusu selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen yanımızdaki İlyas Yıldız, Alapelit Köyü Derneği Anadolu Yakası Şubesi Başkanı. Buradan ben de aynı başkanlarım gibi dileklerimi özellikle köylülerim olmak üzere tüm hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Burada yapmış olduğumuz başkanlarımızın dediği gibi sıcak ortamda bize sevecenlik ve güzellik yaşattığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıyeten başkanım dediği gibi de ben de Marmara Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak da göreve başlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum başkan. İnşallah. Hemen alayım ben. Muhammed Kaldırım, Çayırız Köyü Dernek Başkanı, aynı zamanda Marmara Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Bu 4 Mart'ta yapacağımız olan etkinliğe bütün hemşerilerimizin muhakkak katılmalarını rica ediyorum kendilerine. Teşekkür ediyorum sizlere de. Çok hayırlı teşekkür ediyoruz başkan. Sağ olasın. Evet başkan. Oltan Arslan ben de. Hem İncili Köy Derneği'nin hem de Marmara Bölgesi Bayburt Kültür Yardımlaşma Derneği'nin başkan yardımcılığını yürütüyorum. Aslında bu programlara gide gele biz de bu işleri öğrendik. Mikrofon korkusunu da attık. Şimdi 21 Şubat'tan Sayın Başkanımız tabii ayrıntılarını bahsedecek. Bundan 94 yıl önce kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına parçalamış koca bir imparatorluğun has evladı olan Bayburt'ta bu kurtuluş mücadelesinde Antep gibi, Maraş gibi kendi üstüne düşeni yapmış ve bir destan yazarak
94. yılını idrak ettiğimiz kurtuluşa erişmiş. 4 Mart tarihinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bu sefer çok daha farklı bir etkinlikle icra edeceğimiz bu organizasyona tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz sizlerin de aracılığıyla ve programımızın da hayırlı olmasını diliyorum. Şunu unutmamak lazım. Biz nasıl 94 yıl önce kurtuluşsak bundan 2 gün önce de Hocalı katliamının da yıl dönümüydü. Çok yakın tarihte Azerbaycan'da Hocalı'da tüm dünyanın gözü önünde kameraların canlı yayınında bir soykırım aslında icra edildi. Ama tüm dünya izlediği halde buna gözlerini yumdu. Buradan çıkartmamız gereken sonuç hem Türkiye hem de bölgedeki tüm kardeş ülkelerin güçlü olması ve bir daha Allah'ın bize bu günleri yaşatmaması. Bunun için de bu tip organizasyonlara hepimizin sahip olması lazım. Kim ne derse desin çocuklarımıza, yeni nesillere o dönemlerde neler yaşandı, neyin pahasına bu ülkeler kuruldu ve bu hale geldi öğretmekte fayda var diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şu var. Bizim biliyorsunuz 21 Şubat Bayburt'umuzun kurtuluşuydu. Geçtiğimiz salı günü söyleyeceğim abi. Pazar günü akşam 6.30'da. Ama birileri bizim Bayburt Belediye Başkanlığı eleştirdiler ama o birileri bilmiyor ki Bayburt neler çekti, bu insanlar neler çekti. Bayburtlu'yu tanımadan, Bayburt'u, Türk insanını tanımadan öyle bol keseden atmak yok arkadaş. Bu insanlar gerçekten Ermeni zulmünü, Rus zulmünü çok gerçekten yaşadılar ama bizim Bayburt Belediye Başkanı'nı eleştirmek çok. O yüzden birilerini eleştirirken dikkat etmek lazım burada. Evet hoş geldin. Yaklaştır. Muhammed Kaçar, Bayburt Gençlik Dernek Başkanıyım. Marmara Bölgesi Kültür Yönetme Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Ama Kemal abi de burada. Ben Kemal abiyi es geçmek istemiyorum. Kemal abi hoş geldin. Dedim ki Trabzon'a gidiyoruz Kemal abi. Ne yapıyorsun? Ben de diye sizinle geliyorum kardeşim. Kemal abi bizi yalnız bırakmadı. Eşi yok otomotivden. Kemal abi hoş geldin. Bir selam da sen gönder. Yengem seyredir mi seni? Vallahi. Yaklaştık Kemal abi. Başarılar diyor. Çok teşekkür ediyorum Kemal abi. Ben önce reklam arasında İzmir'den Emil Çeçen hemşerimiz aradı. Sizden bir Arguvanlım Türküsünüz diyor. Selam olsun onu da. Malatya'da görevli polis olduğu için sizden de Hürriyet Mahallesi'nden Gümüşhaneli Yusuf Akgül hemşerimiz bir Gümüşhane Türküsü istedi. Başımızın üstüne başkanım. 21 Şubat'ın kutlandığı gün bazı ulusal medyada, görsel ve yazılı medyada bu haber, o gün içini seyredemedim ama ondan sonra internette ve o gazeteleri üzülerek ben de okudum. Şöyle diyordular eleştirilerinde, temsili düşman kuvvetlerinin öldürülmesi canlandırılırken bu basın 94 yıl önce gerçekleşen bu olayları kine ve nefrete dönüştürmemiz gerektiğini söylüyorlar. Biraz belki eğlence programı benim anlattıklarım şey olacak ama bunları da bizim söylememiz gerekiyor. Zamanın Cumhurbaşkanı rahmetli Özal Japonya'nın başarısına gıpta ile bakarken talimat verir. Oradan bir heyeti Türkiye'ye davet ederler. Sizin bu başarınızın arkasındaki sır nedir diye dönemin Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler'in bakanlığında bu heyet kabul edilir ve heyetle görüşülürken derler ki Japon heyet, biz çocuklarımız 4 yaşına geldiği zaman Hiroşima'ya götürürüz çocuklarımızı. Orada atom bombasının etkilerini göstererek onlara bir şok etkisi yaratırız. Daha sonra bunları teknoloji olarak çok ileriye gittiğimiz hızlı trenlere, fabrikalarımıza, robotların çalıştığı fabrikalara götürürüz. Orada ikinci bir şok etkisini yaparız ve onlara deriz ki sizin dedeleriniz bunları yaptılar. Siz bunların daha iyisini yapacaksınız diye. O yaşta 4 yaşından itibaren başlayıp evet, böyle bir şeyi çocuklarına aşılamaya çalışıyorlar. Ve orada Japon heyetin başkanının söylediği çok güzel bir söz var. Diyor ki sizin çocuklarınıza hiçbir şeyi söylememeniz gerekiyor. Siz çocuklarınıza Çanakkale'yi gösterseniz
bu şok etkisi size yeter diyor. Evet. Şimdi 94 yıl önce Ermeniler Bayburt'ta Türkiye'nin dört bir yanında bu mezalimi yaptıklarında sonradan pişman mı oldular? İşte biraz önce Sayın Oltan Bey söyledi. 20 yıl önce Hocaali'de değerli arkadaşım da bir Azeri Türküsü söyledi. 650 kişiyi hunharca öldürdüler. Facebook'tan girsinler. Baksınlar oradaki hunharlığı. Yani pişman mı oldular? Olmadılar. Peki Bosna'da 18 bin Müslümanı katleden Ermeniler değil miydi? Pişman mı oldular? 7 bin Hırvat öldüğü zaman onları katliam olarak kabul eden 200'lü Avrupa, 18 bin Müslümanın katledildiği Bosna ve Kosova'da seyirci kalmış ve bunu katliam olarak algılamamıştır. Bu bize şunu öğretiyor. Bizim bizden başka dostumuzun olmadığını gösteriyor. Bizim amacımız bizden sonraki nesile, gençlerimize geçmişteki bize olan mağduriyeti anlatıp o mağduriyeti onların hafızalarına kazımak ve bu ülkeyi daha çok sevmelerini sağlamaktır. Evet, onun için ben eleştirenleri bir daha biz de kendi penceremizden bakarak kınıyorum ve ben Bayburt Belediye Başkanımızı da kutluyorum. Destekçisiz diyorum. Teşekkür ederiz. Burada bir şey daha söyleyeyim. Yani bakın o zaman Maraş'ın ismine neden kahraman verilmiş? Urfa'nın ismine niye Şanlıurfa denilmiş? Gaziantep'in ismine niye Gaziantep denilmiş? O zaman biz bunlardan da utanç duyacağız. Hepsi bu vatan evlatlarının orada kanlarıyla kurtardıkları topraklara verilen ünvanlardır. Biz böyle bir milletin, böyle bir ulusun çocuklarıyız. Bunu da yad etmek, her sene kutlamak bu coşkuyu bize yakışır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım.